Herkese merhabalar, ben İnci. Bu videoda hemen hemen herkese uyabileceğini düşündüğüm iki farklı hediye tasarımıyla karşınızdayım. İlkini gazeteyle yapacağız ve kalp yapacağız arkadaşlar. Diğeri de kalp olacak. Fakat diğerini artan iplerle yapacağım. Yani bu videoda kalp tasarımları göstereceğim size iki farklı modelde. Bu ilk kalbimizi gazeteden çubuklarla yapacağız. Daha önceki gazeteden tasarım videolarımda bu gazeteden çubuk yapımını göstermiştim. Burada yeniden izlemeyenler için tekrarlıyorum. Öncelikle gazeteden bu şekilde şeritler kesiyorum. Mümkün olduğu kadar birbirine eşit olursa gazetelerimizin ölçüleri iyi olur. Daha sonra da çöp şişle sarıyorum ve ucundan tutkalla yapıştırıyorum. Çöp şiş yerine örgü şişi veya daha farklı bir malzeme ile de sarabilirsiniz. Çubuğunuzu istediğiniz kalınlıkta oluşturabilirsiniz. Ben genellikle bu çöp şişle sarıyorum ve ince ince çubuklar elde ediyorum. Şimdi de yakından gösteriyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu uç kısma kadar sardım. Sardıktan sonra masadan elime alıyorum. Sağ elimle çevirirken sol elimle ucunu düzeltiyorum ve düzgün çubuklarım olmuş oluyor. Bu çubuklardan çok miktarda yapıyoruz. Sayısını bilmiyorum arkadaşlar. Doğaçlama olarak yapıyorum ben tasarımları. Tel kullanacağız. Bükülebilir tel hırdavatçılarda veya kırtasiyelerde renkli kırtasiye telleri de bulabilirsiniz. Daha sonra çubuğumuzun içerisine telimizi geçiriyoruz. Bir tane daha çubuk takıyorum telin üzerinden ve iki çubuğu tutkalla birbirine yapıştırıyorum. Daha sonra kalp formu kazandıracağım bu gazete ve telli çubuğumuza. Kalp şekline benzettikten sonra da üzerine çubuklarımızı sararak, çubuklarımız bittikçe de ucuca ekleyerek kalbimizi oluşturuyoruz. Bu kalbi yaptıktan sonra çok farklı amaçlarla kullanabiliriz. Bence kullanım amacı oldukça geniş bir hediye. Ayrıca hediye dışında kendi evimiz için ya da odamız için bir dekoratif ürün olarak da kullanabiliriz. Mesela duvarlarımızda farklı boyutlarda yaparak duvar süsü olarak kullanabiliriz. Çocuk odasında, yatak odasında, banyo duvarlarında harika olur. Ayrıca balkonda çiçek saksılarının arasını süsleyebilirsiniz. Ya da hediye kutularınızı zenginleştirmek amacıyla mesela bir hediye aldınız, yanına bir tane de bu kalpten yapıp hediye kutusuna koyarsanız çok güzel bir sürpriz olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunu farklı boyutlarda da yapabilirsiniz. Mesela büyük, orta ve küçük boy olmak üzere. Farklı boyutlarda yapılıp duvara asılınca çok güzel durur. Ve farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ben burada sadece kırmızı rengini gösteriyorum ama mesela beyaz veya pastel tonlar da çok güzel yakışır. Bu arada tabii video devam ediyor. Sizler eminim gözünüzü videodan ayırmıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi çubuklarım bittikçe tutkal sürerek ucuca ekliyorum. Zaten çubukların bir ucu birazcık dar, diğer ucu genellikle hafif daha geniş oluyor. Zaten uçlar genellikle birbirine denk geliyor ve kolayca birleştirebiliyoruz parçaları. Ayrıca gördüğünüz gibi ara ara sıcak silikondan da yardım alıyorum. Kenarlardan bu çubukların kaymasını istemiyorum. Siz isterseniz bu kenarlarda da tutkal kullanabilirsiniz. Sıcak silikon daha çabuk donduğu için ben sıcak silikon kullandım bu kenarlarda. Ama sıcak silikonu çok fazla kullanırsanız taşma yapar ve çok kötü bir görüntü oluşturur. O yüzden sıcak silikon kullanırsanız minicik kullanın. Kesinlikle dışarıya taşırmayın. Ayrıca çubukları sararken hep aynı yönde sarmıyorum arkadaşlar. Zaman zaman çapraz, yatay, birbirine paralel veya birbirine dikey olarak sarıyoruz ve çubuğu parmağımızla istediğimiz yöne doğru yönlendirebiliriz. Yönlendirdiğimiz zaman da zaten kenarlardan hafifçe silikonla sabitliyorum kaymaması için. Bu şekilde sarmaya devam ettikçe kalbimizde istenen formu kolaylıkla yakalayabiliriz. Gördüğünüz gibi kalbin kenarları alçak,
orta tarafı gittikçe bombeleşiyor ve bu görüntü gerçekten kalbimize çok güzel bir görünüm kazandırıyor. Şimdi bitirme aşamasında çubuğun ucunu aralardan bir yere geçiriyorum ve silikonla çıkmaması için o ucu sabitliyorum alttan. Gördüğünüz gibi kalbimi tamamladım ve gerçekten boyanmadan bile harika oldu. Bu kalbi nereye koyarsak koyalım gerçekten çok güzel durur. Şimdi ben sprey boyayla kırmızıya boyuyorum. Sprey boya zaten aralara rahatlıkla giriyor ve kolayca bu tasarımı boyamamıza bize yardımcı oluyor. Siz farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Şimdi ben kalbime bir de askı yapmak istiyorum. Ve bu ipime uygun bir de minik çiçeğim vardı. Onu da kalbin köşesine süs olarak yapıştıracağım. Bu arada gazeteden daha farklı tasarımlar da yaptığımdan bahsetmiştim ve onları da ayrı bir oynatma listesi başlığı altında listeledim. O gazeteden yaptığım tasarımları da eğer merak ediyorsanız linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz veya videolarıma girerek yine videolarımdan da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, İlk kalp tasarımımızı gazeteden tamamladık ve harika bir sonuç elde ettik. Şimdi de kalpli ikinci tasarımımıza geçiyoruz. Burada da kalpli anahtarlık yapımını göstereceğim. Bir tane daha kalpli anahtarlık yapmıştım. O da amigurumi kalp anahtarlıktı. İzleyenleriniz hatırlar. Amigurumi kalp anahtarlık yapmak isteyenler de yine linkini bırakacağım. O videoyu izleyebilirler. Şimdi bu kalpli anahtarlığı da artan iplerle yapacağım arkadaşlar. İki farklı boyutta yapmak istiyorum. Birisi biraz küçük, diğeri de ondan biraz daha büyük ama ikisi de anahtarlık için uygun boyutta. Bunun da yapımı gerçekten çok basit ve sonuçta da harika duruyor. Öncelikle kartondan kalıp kullanarak iki tane kalp kesiyorum ve kestiğim bu kartonların üzerine de ip saracağım. İstediğim ipleri sarabilirim, fark etmez. Artan ipleriniz varsa özellikle bu tarz çalışmalarda değerlendirebilirsiniz. Ve bu çalışmaları yaparak hem satış yapabilirsiniz. Az önceki gazeteden kalpli tasarımda olduğu gibi hem satış yapabilirsiniz hem de kendiniz kullanıp ya da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle bu kalpli anahtarlığı ortak olarak da kullanabilirsiniz. Mesela en sevdiğiniz arkadaşınızla ortak bir eşya kullanmak istiyorsanız bu kalpli anahtarlıklar gayet uygun olur. Zaten ortak eşyalarda genellikle neler kullanılıyor? Mesela kolyeler, saatler veya bileklik tarzında ürünler kullanılıyor. Genellikle isimlerin baş harfleri yazılıyor. Bu kalpli anahtarlık da o şekilde kullanılabilir. Aynı renk kalpli anahtarlık yapılarak isimlerin baş harfi birlikte kullanılabilir. En sevdiğiniz arkadaşınızın isminin baş harfi sizde, sizin isminizin baş harfi de arkadaşınızda olur. Böylece arkadaşınıza da sürprizli, tatlı, anlamlı, güzel küçük bir hediye hazırlamış olabilirsiniz. Ayrıca araba süsü de olabilir arkadaşlar bu kalpler veya duvar süsü olabilir. Kapı süslerinde kullanabilirsiniz. Çocuk odalarında duvar panolarınızı süsleyebilirsiniz. Yine tavşanlı duvar panosu yapmıştım ve amigurumi kalpler kullanmıştım. Amigurumi yapmayı bilmiyorsanız veya sizi çok zorlayacağını düşünüyorsanız bu şekilde duvar panolarında bu kalpleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten kapı süsü olsun, duvar panosu olsun veya asılabilecek ince uzun yine duvar süsleri oluyor. Balkon duvarlarında da aynı şekilde. Yine bu kalplerden yaparak büyük bir kasenin içerisinde masa süsü olarak da kullanabilirsiniz. Kalplere çöp şişten sap takarak bir vazonun içerisine koyabilirsiniz. Vazonun içerisinde kalpli çiçeğe benzeyen yine dekoratif bir süs olmuş olur. Bunlar artık benim aklıma gelen ve size verebileceğim fikirler bu kalplerle ilgili. Eminim sizler daha güzel ve daha farklı fikirler bulabilirsiniz. Ben bu arada kırmızı kalbi tamamladım. Daha sonra da pembe kalbe başladım.
Bu pembe kalbi yaptığım ip de bir amigurumi ipiydi. O da çok yakıştı gerçekten bu kalpli tasarıma. Kalpleri bitirdikten sonra da anahtarlık başlıklarımı takacağım ve istersek kalbin üzerine süsleyip süsleme malzemeleri yapıştırabiliriz. Ben ikisine de yapıştırdım. Siz istemiyorsanız sade olarak da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hem basit hem güzel olan ve hem de hepimizin evinde kolaylıkla bulabileceğimiz malzemelerle yaptığımız kalp tasarımlarımız bitti. İnşallah beğenmişsinizdir bu kalpleri. Ben çok beğendim. Gerçekten sonuç harika oldu. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımdan ve fikirlerimden kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Onlardan da fikir edinmiş olursunuz. Ayrıca Marifetli Shop'un Instagram sayfasını da takip ederseniz Marifetli Shop ürünleri hakkında daha çabuk bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.